İşte yine geliyorum Yılanoğlu. Ben özgürce gelirim. Aga oğulları. Ağa oğulları. İstanbul çok hızlı akıyor trafiğin. Hayat nasıl geçiyor burada anlaşılmıyor. Oradan oraya yetişeyim, buradan buraya yetişeyim derken insanlar hayatın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Karınca gibi akıyor gidiyor. Biz adada yaşıyoruz. İstediğimiz yere anında gidebiliyoruz. 5 dakika sonraysa 5 dakika, 10 dakikaysa 10 dakika istediğimiz yere gidiyoruz. Ama burada yaşayamıyorlar. Bir yere gitmek için 2 saat önceden, 3 saat önceden insanlar yola çıkıyorlar. O da meçhul. Yani 3 saatte gidebilse yere gitse iyi. Gidememe ihtimali de yüksek. Tamamen hızlı akan bir hayat var burada. Burada vaktin nasıl geçtiğini ben anlamıyorum. Ama deniz yaşantısı çok farklı ya. Bundan güzel bir yaşantı yok. Şu güzelliğe bak. Bir de bu uçsuz bucaksız okyanusta olsa şimdi aka git, aç yelkeni, devam et. Fatih Aksu, selamlar, imreniyorum sana. Yakında da gerçekleştireceğim inşallah. Laf olsun diye konuşuyorum. Bunu mutlaka yapmayı deneyeceğim. Ama tabii senin gibi öyle siper tekneyle ben çıkmam. Cesaretli bir her türlü var ama o riske girmeyeceğim. Kendim imal edip Allah nasip ederse kendim imal edip tekneyi böyle emniyetli bir şekilde oturaklı, sağlam, dayanıklı bir tekne yapıp öyle çıkmak istiyorum. Çünkü tek başıma değil, çoluk çocukla eşimle çıkmayı istiyorum. Onların da canları bana emanet olacak. O yüzden güvendiğim, bindiğim bir tekne olsun istiyorum. İçerikten, sajdan güzel bir tekne inşallah yapacağız. Ve bunu tekneyi başından bu yana videosunu çekip hazırlıkları aşamasını hepsini çekeceğim. Öyle yayınlayacağım, öyle istiyorum. Yani baştan aşağı tekneye ne yaptım, ne kullandım, nasıl hazırlandım. Ondan önce İngilizce çalışması, bilmem nesi, her şeyi hazırlayacağız. Öyle hazırlık süreci daha zor. Yani yola çıkmak kolay.
Hazırlık süreci zor. Silo. Silo. Hükümete müdahale etmek zorundayız. Evet. Gidersin. Ama bakıma ihtiyacım var. Kapı miting alanı. İstanbul Boğaz Feneri gözüküyor. Camiler. Tekne dönmese çok güzel olacak. Bir otobüs duracaksın. Evet. Böyle Boğaz'a geçeceğiz. Evet, karşıdaki Fener Boğaz girişi. Boğaz'a geri gideceğiz. Hatice. Gidersin be İstanbul. Yavaş yavaş akıntıya giriyoruz. Hız düşüyor. 9 mille geldik. Ağza geldikçe 8 noktaya gelerek düştü. 8, 8, 2, 8, 3. Ağır ağır 7-9 aşağı doğru iniyor. Bakalım Boğaz'da ne olacak. Kıyıdan, dandirinden, rendinden. Meşhur camiler. Boğaz'dan içeri giriş yaptık. Karşıda köprümüz. Seyir milimiz düştü büyük ihtimalle bayağı. Bakalım kaç oldu. Akıntıya girdik çünkü. Burada bakın akıntı.
da etkiler. Ama yine de bizim tutalım. 1.3 mil falan. Çok bir şey değil aslında. 1.3. Yine de bize girdi içeri yıldırdı. Orhun Baba, sonsuz aşk.
Erdem Tuğur. Erdem'e bir selam verelim o zaman. Evet, Erdem Tura selam verdik ama Erdem yok. Emin abi köyde. Buraya girecek sanırım. Evet, çıkalım. Aliç. Koyun köprü. Burası kardeşime selamlar. Evet, Haliç'te yol alıyoruz. Balat, Malat. Hepsini hikaye yap. Saat 5, 2.30'da çıktık. 2.5 saat sürdü Haliç'e girmek. Bir buradan 3 saat diyordum ama demek ki yanaşana kadar, ayrıca en dibine kadar gidiyor. Yanaşana kadar sanırım 3 saat olacak. Evet, Sancak'tan geliyorum. Bana yol vermen gerekiyor canım. Umarım verirsin ki verdin yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aha, bu vinç batmış burada. Evet, şimdi rahat rahat video çekebiliyorum ya. O boğaz girişi tam da kalkanlarıydı. Berbattı. Haliç'teyiz. Hala böyle sakin sularda gidiyoruz. Sakin suları seviyorum.
insanlar buralarda kokudan geçilmezdi. Evet, Koç Müzesi. Buraya gelip Sadun Baron'un teknesini gezeceğim. Yıllardır geliyoruz, yanından geçiyoruz. Ha gezdim, ha gezeceğim. Bir türlü gezemedik. İnşallah gezeceğim. Yakın geçelim. Bakalım. Koç. Sadun Baro. Denizaltı. Derdi kaldı. Ne dalga kaldı. Evet. Bir 5 dakika makineyi stop ettim. Biraz İstanbul'un sesini dinleyelim diye. Tekneyi alacak etedim, bırakacağım birazdan. Dedim bu da gürültüsüz bir video olsun. Tekne öyle akıyor şu anda yavaş yavaş. Çok güzel. Aa, Gökhan burada. Gökhan'a bir uğrayayım bakayım. Gökhan kibar kardeşim burada. Evet. Yeri tanıdım şimdi. Gökhan izinde mi? Ha, bugün yok. Selam söyle. Selçuk geldi de. Evet, Gökhan Kibar kardeşim burada çalışıyor. İstaç'ta, belediyenin yeri. Ona dedim selam vereyim ama mekan güzel, daha önce oturmuştuk burada. Bugün izindeymiş. Tabi habersiz gelince böyle şey oluyor. Habersiz gelince bilgisi olmadığı için izinde oluyor, işte oluyor veya sağda solda oluyor. Evet, Haliç. Çok güzel. Çok sakin. Şimdi buradan son noktamıza gidelim.
Haricinin içine ilk defa tekneyle bu kadar geldim. Yani bu kadar zevk alacağımı düşünmedim ya. Yani. Çok güzel. Arabayla hep geçiyordum. Ama tekneyle biz en fazla köprüye kadar girmiştik. Çok güzel, çok keyif almak. Bundan sonra da geleceğim demektir. Demek ki biraz daha küçük gemi yapmam lazım keyif için. Büyük gemiyle gelemiyorum, buralara giremiyorum. Problem. Bu arada gene dümene müdahale etmek gerekiyor. Evet. Çok güzel video oldu. Bence çok keyifli oldu şu anda var ya. Yani bütün gün çektiklerim, dün gece çektiklerim hiçbir önemi yok yani bu videonun yanında. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Biraz daha ağır gidelim de ne olur ne olmaz. Gidelim gidelim. Harikasın video. Gerçekten harika. Bu kadar zevkli olacağını hiç düşünmedim. Döküm gemileri, cartlar, cırtlar. Şu İBB'ye birkaç gemi yapmamız lazım bize. Onları da bir şekilde bağlamamız lazım. Hizmet gemilerimiz mevcut. Makinede bir anormallik var ama tam halice girdik. Çok keyifli bir video oldu bu. Çok keyif aldım bu sefer. Güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten Halicin'in buraları denizden harikaymış. Yani denizi kirli ama çok güzel. Manzarası, sakinliği gerçekten harika. Evet, son durak. Son durağımız balıkların olduğu yer.
bilamalar, bir hayatçılık. Halic'in sonu, bizim serüvenin de sonu. Ruslat teknesi. Adaya dönerken inşallah beraber gideriz yine. Evet, Ruslat Halic'e getirdik. Halic'in en sonundayız. çok keyif aldım buraya girmekle. Çok güzel geldi. Burada yelken kulübü var. Orası açık abi. Bas düğmeye açılıyor. Bas kaydır. Bas böyle siyah kaydır yana doğru. Evet, Ruslat teslim ettik seni. Kendine iyi bak. Güzel bir yolculuktu. Halic'e girmeye zaten bayıldım. Bizim gemilerle buralara girilmiyor. Derinliği falan bilmiyorum ama köprüden bir kere geçemiyoruz. Işık direkleri var, gemi yüksek. Küçük bir tekne yapıp buraya gireceğiz. Arabayla geçmeye benzemiyor. Çok geçtik.